Arkadaşlar selamlar. 5 tane bomba gibi sorumuz var. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nin teokratik niteliğinin ağırlık kazanması Mısır seferinin sonuçlarından hangisiyle açıklanabilir? Soru bu. Şimdi teokratik yönetim anlayışını herkes biliyor mu? Devletin din esaslı yönetilmesi. Mısır seferinin sonucunda iki tane çok önemli gelişme var. Dini boyutta bir halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi, yani Yavuz Sultan Selim artık Osmanlı devletini ne yapıyor? Halifelik makamını getiriyor ve Yavuz Sultan Selim ilk defa halifelik ünvanını kullanıyor. Bu bir. İkincisi ise kutsal emanetler arkadaşlar. Kutsal emanetler memlük topraklarından ne yapılıyor? İstanbul'a taşınıyor. Dolayısıyla bu da Osmanlı teokratik özelliğini güçlendiriyor. Sorumuzun cevabı C olacak. Ben şimdi Mısır seferinden bir bahsedeyim. Bakın. Şimdi Osmanlı ne yapıyor? Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlüklere son veriyor. Memlükler nerede kurulmuştu? Mısır topraklarında ama Memlükler sınırlarını Suriye, Filistin, Kudüs Hicaz bu bölgeleri genişleten bir devlet. Dolayısıyla Osmanlı Memlükleri yıkınca sınırlarını çok genişletiyor. Memlüklerin hazinesini Osmanlı'ya alıyor ve Osmanlı en zengin dönemini yaşıyor. Kim döneminde? Yavuz Sultan Selim döneminde tamam mı? Hatta ÖSYM daha önce şöyle bir soru sordu. Şu söz kime ait dedi. Hangi söz? Benim altınla doldurduğum hazineyi kim benden sonra daha fazla altınla doldurursa hazineyi Hümayun'un mührü onun mührüyle mühürlensin. Benden sonra daha fazla e, hazine-i Hümayunu dolduramazsanız ilelebet hazine-i Hümayun'un mührü benim mühürümle mühürlensin diyor Yavuz Sultan Selim ve ne oluyor biliyor musunuz Osmanlı yıkılana kadar Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürleniyor hazine. Demek ki en zengin dönem Yavuz dönemi sonrasında ondan daha zengin olduğumuz bir dönem yok. Bir de şuna dikkat edin. Memlükleri yıktıktan sonra Yavuz Sultan Selim bir ünvan kullanıyor. Hadimül Harameyni şerife ünvanı. Bu ünvanın anlamı ne? Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Bunlara çok dikkat. Bir ayrıntı. Şimdi gerçekten de Şöyle olmuş. Bakın Kıbrıs toprakları için o dönem Venedik, Memlük Devleti'ne vergi veriyormuş, tamam mı? Şimdi Memlükler yıkılırsa ne olur? Kıbrıs üzerinden ödenen vergi artık Osmanlı'ya ödenir. Bu da böyle testlerde falan karşınıza çıkar. Aklınızda olsun. Başka bir önemli nokta. Arkadaşlar Memlüklere son verilmesiyle Baharat Yolu Osmanlı hakimiyetine geçer. Unutma Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un ve Kırım'ın alınmasıyla İpek Yolu Osmanlı'ya geçer. Yavuz Sultan Selim döneminde de Memlüklerin yıkılmasıyla baharat yolu Osmanlı'ya bağlanır. Bunlar çok önemli noktalardı. Sorumuzun cevabını zaten verdik. Diğer soruya geçtim. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Demiş ki paragrafı göre Kutadgu birlikte tanımlanan kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada tam bir iktidar kuşağı bağladı. Kurt ile kuzu bir arada yaşadı. Bu makama sen kendi gücün ve isteğinle gelmedin. Onu sana tanrı verdi. Hükümdarlar iktidarı tanrıdan alırlar. Neden bahsediyor? Şöyle söyleyelim. Kut. Kut neydi? Tanrı tarafından hükümdara verilen devlet yönetme yetkisi. Sorularda kutla ilgili iki tane soru kalıbı gelir karşına. Ve sorularda bir olumsuz aldırabilir kutu bir de olumlu aldırabilir. Yani bunu soruda sen görüp karar vereceksin. Eğer sorularda hükümdara tanrı tarafından verilen devlet yönetme yetkisi bu noktası vurgulanıyorsa bu olumlu bir şeydir. Çünkü halkın hükümdarı olan, devleti olan saygısı, bağlılığı artar. Niye? Hükümdarımıza bu yetkiyi Tanrı vermiş. Bu güzel. Peki olumsuz tarafı ne? Tanrı tarafından bu yetki hükümdar ve ailesindeki tüm erkek bireylere bahşedildi. O zaman taht kavgalarına sebep olacağı için bu yönü vurgulanırsa olumsuz düşün. Sadece hükümdara verilen, Tanrı tarafından verilen devlet yönetme yetkisi bu yönü vurgulanırsa olumlu düşünebilirsin. Kün ne demek? Halk demek. Oguş aile demek. Uçma cennet, kurgan mezar demek. Peki, bunlardan hangileri ahiret inancının kanıtıdır? Bunlardan şu ikisi ahiret inancının kanıtı. Uçma cennet demek, kurgan mezar demek. Başka tamu cehennem demek. Bu da ahiret inancının kanıtı. Ya da bal bal mezar heykeli. Bu da ahiret inancının kanıtı. Ya da mumyacılık dese bana mumyacılık faaliyetleri. Bu da ahiret inancının kanıtı olacak. O zaman uçma tamu kurgan, bal bal, mumyacılık bunları gördüğüm zaman e, ahiret inancının kanıtı olarak değerlendireceğim. Sorumun cevabı E seçeneği dedim. Diğer soruya geçtim. Bu da çok güzel bir soru. İkinci meşrutiyetin Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği kargaşa ortamından yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada güzel bir kodlama vereyim. İkinci meşrutiyet 1908 yılında ilan ediliyor. İkinci meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı'da yeniden meşrutiyet yönetimi yani rejim değişmiş oluyor. Meşrutiyet yönetimi geliyor. Hatta kanuni esasi yani Osmanlı'nın anayasası tekrar yürürlüğe girmiş oluyor. Şimdi dikkat. Bu meşrutiyetin ilanıyla ile Osmanlı'da karışık bir dönem yaşanacak ve biri bizim topraklarımızı götürecek ne olacak? Biri bizi götürdü, biri bizim neremizi götürdü. Hemen bakıyorum. Bulgaristan, Bosna Hersek, Girit. Buralar elimizden çıkmış. 1908 yılında nasıl olmuş peki? Bulgaristan bağımsız olmuş. Bosna Hersek'i Avusturya ilhak etmiş. Yani Avusturya kendi topraklarına bağlamış. Girit de kendince Yunanistan'a bağlandığını açıklıyor. Ama Osmanlı henüz bunu kabul etmedi. Girit'i biz tam anlamıyla ne zaman kaybedeceğiz biliyor musunuz? 1913 Atina Anlaşması'yla ile yani 2. Balkan Savaşı ile biz ne yapacağız? Girit'i kabul edeceğiz. Evet Girit Yunanistan'a aittir diye imzayı atacağız. Dolayısıyla 1908 deyince BBG biri bizi götürüyor aklınıza kalsın. Ve bu süreçte Bulgaristan bağımsız olmuş. Soruda da bize bunu soruyor zaten. Peki Sırbistan, Karadağ ve Romanya ne zaman kaybedildi? Hemen onu yazalım. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı'da Berlin anlaşmasıyla 1878 yılında kaybediliyor. Hangi savaşın ardından imzalanan Berlin anlaşmasıyla kaybediliyor? 93 harbi unutma. Arnavutluk arkadaşlar 1. Balkan savaşı sırasında kaybedilmiş. Yani 1912 Yunanistan'da 1829 Edirne anlaşmasıyla bağımsız olmuş. Zaten bağımsızlığını kazanan ilk azınlık hangisi Osmanlı'da? Yunanistan buna da dikkat diğer soruya geçtim. Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'nda yer alan Fransa Hatay dışındaki Misak-ı tanıyacak. Fransa Anadolu'dan çekilecek. Hatay'da halkın dili Türkçe olacak gibi maddelere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler dönemi sona ermiştir mi? Cık, ermemiştir. Bundan sonra büyük taarruz yapılacak ya. Kurtuluş Savaşı'nın savaş dönemi daha bitmedi. Tamam mı? Mudanya mütarekesi imzalandıktan sonra bitiyor. Misak-ı milli belgesinde belirlenen sınırlardan taviz verilmiştir. Doğru. Baksanıza Hatay misak-ı milli sınırları dışında kaldı. Zaten misak-ı milliden verdiğimiz 3 tane taviz var. Birincisi sırasıyla Batum. ikincisi Hatay. En son misak-ı milliden verdiğimiz son taviz ise Musul arkadaşlar. Tamam mı? Bunu aldım. Hatay'la kültürel bağlar korunmak istenmiştir. Bunu da almalıyım. Çünkü halkın dili Türkçe olacak ve ileride 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılmasında bu madde çok etkili olacak. Unutma. Hemen geçtim son soruya. Ne demiş? Türk İslam uygarlıklarında ticaret hayatını geliştirmek amacıyla yargılarından hangileri yapılarından hangileri inşa edilmiştir? Maristan olmaz. Maristan hastane demek. Bunu Alman bu bir ticari kurum değil. Ribat ya da kervansaray fark etmez. Alabilirsin çünkü ticari bir kurum. Bedesten, çarşı, kapalı çarşı ya da arasta deseydi onu da alırdım. Kervansaray deseydi onu da alırdım. Şu 2 ve 3 ne olacak? Ticari kurumlar olacak. Cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. Arkadaşlar video işinize yaradıysa lütfen beğenin, nokta da olsa yorum atın. Kendinize iyi bakın.